Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. 9. sınıfların map tarafından yayınlanan yazılı örneklerinden senaryo 2'nin çözümleriyle karşınızdayız. Soru 1 ile başlayalım. Tıbbi sülük. Tıbbi sülük arkadaşlar. Neymiş adı? Hirudo medicinalis. Medicinalis. Avrupa'da doğal olarak bulunan ve kan emmesiyle bilinen tıbbi amaçla kullanılan ve halkalı solucanlar sınıfında yer alan sülüktür. Sülüklerin boyları genel olarak 15-20 cm arasında değişmektedir. Hatta 60 cm boyunda olanları da vardır. Vücutları yaklaşık 38 adet halkadan meydana gelmiştir. Gövdelerin üzeri ince bir deri örtüyle örtülüdür. Yassı vücutların her iki ucunda birer çekmen yani vantuz bulunur. Arka çekmen daha büyük olup çekmenleriyle tırtıl gibi adım atarak yer değiştirirler. Dış derileri fazla kıvrım olduğundan çok halkalı görünürler. Genellikle siyah ve yeşilimsi renkleri vardır. Sülükler hakkında bilgi verilen bu metinde canlıların ortak özelliklerinden hangilerine değinildiğini yazınız diyor. Şimdi arkadaşlar Mesela burada kan emmesiyle diyor. Beslenmesinden bahsedilmiş arkadaşlar. Beslenme ortak özelliğin bahsedilmiş. Bakalım devam edelim. Boyları diyor genel olarak 15-20 cm diyor. Büyümeden bahsedilmiş. Büyüme gelişmeden bahsedilmiş arkadaşlar. Evet. Vücutlar 38 ala kadar. Öncedir örtülü. Yaz su her iki ucunda birer çekmen vardı. Arka çekmen daha büyük olup falan filan. Tırtıl gibi adım atarak yer değiştiler. Hareket yeteneğinden bahsetmişler arkadaşlar. Ayrıca genellikle siyah ve yeşil, siyah ve yeşilimsi renkleri vardır da belki hani uydursak adaptasyon diyebiliriz uydurursak. Yani şu üç temel olanı standart var. Ama adaptasyon belki hani siyah ve yeşil olmalarının rengi büyük ihtimal çevre uyumlarıyla alakası, alakalıdır. Öyle bir durum söz konusu. Soru 2'ye geçelim. Birinci senaryodaki soruyu farklı şekilde sormuşlar. Aras, kusma, saç dökülmesi, kabızlık semptomlarıyla başlayan ve kas kramplarıyla devam eden şikayetler üzerine bir sağlık kuruluşuna gitmiştir. Aras'tan kan örneği alınmıştır. Alınan kan örneği mineral referans aralıkları ve Aras'ın kan değerlerinin sonuçları tabloda verilmiştir. Buna göre Aras'ın şikayetlerine neden olan minerallerin adını yazınız demiş. Arkadaşlar bakın burada problemli olanlara bakalım. Mesela kalsiyumda pek problem yok. Çok küçük bir fark var. Demirde problem yok arkadaşlar. Potasyumda problem yok. Sodyumda problem yok. Magnezyuma geçelim. Magnezyumda problem olacak arkadaşlar. Fosforda da problem yok gibi gözüküyor. Ama magnezyuma baktığımızda ise magnezyumda problem var. Demek ki bu hastalıkların genel sebebi neymiş arkadaşlar? Magnezyummuş. Bir önceki senaryoda da magnezyumun nelere sebep olduğunu sormuşlardı arkadaşlar. Üçüncü soruya geçelim. Trigliseritin yapısına katılan yağ asitlerinin moleküler görünümü verilmiştir. Bakın arkadaşlar birinci A yani A yağ asidinde arkadaşlar karbonlar arasında çift bağ yok bu büyük ihtimalle nedir arkadaşlar doymuş yağ asidi ama buna baktığımızda bakın karbonlar arasında çift bağ var bu da nedir arkadaşlar doymuş yağ asidi şimdi sizleri şu şekilde karıştırabilir mevzu karıştırılır bir mesela şu çift bağdasının dikkatini çekti mi çekmiştir büyük ihtimal arkadaşlar e, doymuş mu doymamış mı meselesinde sadece karbonlar arasındaki çift bağ odaklanın. Yani oksijenle karbon arasındaki çift bağı ilgilendirmiyor. Bu yüzden doymuş ve doymamışı buna göre ayarlıyoruz. A ve B yağ asidinin gruplarının adını yazın demiş. Arkadaşlar A yağ asidi için dedik ki doymuş yağ asidi dedik. B yağ asidi dedik ki doymu. İkisine de doymuş yazmışız ya. <laughs> Silelim onu. Arkadaşlar bu doymamış yağ asidi bunu düzeltelim. Doymamış. Evet şimdi doğru oldu. Buna doymamış ya hasti sevgili arkadaşlar. Yani A doymuş. B doymamış. Neyine göre? Eğer çift e, arkadaşlar bağ varsa karbonlar arasında doymamış. Eğer karbonlar arasında hep tek bağ varsa arkadaşlar doymuş olarak adlandırılıyor. B sorusuna bakalım. A ve B yağ genel genel 3 özelliğini karşılaştırarak yazınız demiş. Ya karşılaştırma arkadaşlar. A ve B. A neydi? A doymuştu. B ise arkadaşlar doymamıştı. A ile ilgili ne diyebiliriz sevgili arkadaşlar? A hayvan hayvansaldır genellikle. B genellikle bitkiseldir. A genellikle katı yağların oluşumuna katılır. B genellikle sıvı yağların oluşumuna katılır. A'da çift bağ, karbonun arasında çift bağ yok. B'de karbonun arasında çift bağ var. A'da hidrojenler tam. B'de hidrojenler eksik. Evet doymuş ya doymamış ya arasındaki farklarda böyle arkadaşlar. Geçelim dördüncü soruya. Göl kenarları yaz mevsiminde daha serinken kış mevsiminde daha ılımandır. Arkadaşlar diyor ki bu durum suyun hangi özelliğinden kaynaklanmalı? Suyun şöyle bir özelliği var. Buharlaşma ve yoğunlaşması. Buharlaşma ve yoğunlaşma ısısı denen bir mevzumuz var arkadaşlar. Buharlaşması ne demektir arkadaşlar? Su buharlaşırken ortamdan ısı alır ve ortam serinler. Dolayısıyla arkadaşlar yaz mevsiminde serin olmasının sebebi buharlaşmadır. Kışın ise yağıştan dolayı su molekülleri arasında tekrar hidrojen bağ oluşacak ve su molekülleri hidrojen bağ oluşurken ortama ısı verecek, ortam ılımanlaşacak. Bu da yoğunlaşmasını ifade etmektedir. Yani bu sorudaki cevabımız buharlaşma ve yoğunlaşma ısısıdır arkadaşlar. Geçelim 5. soruya. Aşağıda günlük hayatta kullanılan pH dereceleri farklı olan madde ve besinlerin görselleri verilmiştir diyor arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki soru cevaplayınız. Asit ve bazların tanımını yapınız diyor. Bir önceki senaryoda yapmıştık arkadaşlar. Bir önceki senaryoda yapmıştık. Asit için demiştik ki sito çözümünde H artı verir. Baz için OH yönü verir demiştik. Asitin tadı ekşiydi. Bazın tadı acıydı. Asit arkadaşlar tunusol kağıdını kırmızıya çevirir bastığın sol kağıdını maviye çevirir diyoruz arkadaşlar. Asit de bazı da yakıcıdır. Bazı da biraz daha kaygandır arkadaşlar. Görselde verilen madde ve besinleri asit baz göre sınıflandırınız demiş arkadaşlar. Bir önceki senaryoda sınıflandırmıştı. Tekrardan sınıflandırabiliriz arkadaşlar. Mesela domatesin tadı ekşidir. Domates asit. Brokolin tadı biraz daha toktur. Böyle acımsı bir tadı vardır. Brokoli bazdır. Kaygandır arkadaşlar sabun. Sabun da nedir yine? Bazdır. Sirkenin tadı biraz ekşidir. Sirke nedir arkadaşlar? Asittir. Çamaşır suyunun tadını pek göremezsiniz, bilemezsiniz. Ama çamaşır suyu da nedir arkadaşlar? Yine baziktir diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Aşağıda bazı tepkimler verilmiştir. Buna göre A, B, C karbonhidratlarının isimlerini ve çeşitlerini yazınız diyor. Şimdi A'nın arkadaşlar şöyle yapalım. Hatta şöyle yapalım. A, B, C isim ve çeşit. A ne arkadaşlar? Glikozla kim birleşirse laktoz oluşur? Glikozla galaktoz birleşirse laktoz oluşur. Çeşidi nedir arkadaşlar? Mono sakkarit. B'ye bakalım. Glikozla fruktoz birleşince ne oluşur? Sükroz veya diğer adı sakkaroz oluşur. Bu da nedir arkadaşlar? Disakkarittir. Disakkarittir. En tane glikoz birleşirse C glikoz olur o zaman. Nişasta meydana gelir. Nişasta nedir arkadaşlar? Poli sakkarittir. Geçelim yedinci soruya. Bir amino asit moleküler yapısı harflenerek gösterilmiştir. Buna göre Z gruplarının isimlerini ve amino asit amfotör özellik göstermesinin nedenini açıklayız. X, Y, Z. X amino grubu. X amino grubu. Kendisi arkadaşlar baz. Y karboksil grubu. Karboksil grubu. Kendisi asit. Z ise radikal grup arkadaşlar. Radikal grup asit baz fark edebilir. E neyine göre? Çeşidine göre fark edebilir. Amino asitin amfoter özellik olmasının sebebini sormuş. Amfoter nedir? Amfoter aside karşı baz, baza karşı asit özelliği gösteren moleküllerdir. Özelliği gösteren moleküllerdir. Amino asitlerin bazıları 3 3 tane zannedersem bazıları asidik, bazıları baziktir. Yani normalde amino asit isim veriyoruz ama 3 tanesi baziktir. Ayrıca asidik ve bazik tarafları olduğu için arkadaşlar o tampon bileşik muamelesi yapar. Ortamın pH'ine göre asit veya baz gibi davranabilir. Geçelim 8. soruya. DNA molekülünün bir bölümü numaralandırarak verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış yapılan isimlerini yazınız demiş. Arkadaşlar bir nolu kısım fosfat. 2 nolu kısım DNA'da olduğu için deoksiriboz. 3 kimmiş? 3 adenin veya guanin. Çift halkalı organik baz. Adenin veya guanin. 4 adenin veya guanin. Adenin veya guanin. Arkadaşlar 5 nerede? 5 tek halkalı. Timin veya sitozin. Arkadaşlar 6 timin veya sitozin. Velhasıl kelam bu sorunun cevabı da buydu. İkinci senaryoyu da burada bitirmiş olduk. Hepinize iyi